Merhaba sevgili YouTube takipçilerimiz. Yine yeniden sizlerle birlikteyiz sevgili takipçilerimiz. Kanalımıza hoş geldiniz. Sizleri bugün Balıkesir'in Gönen ilçesinin bir mahallesindeyiz efendim. Çok güzel bir tane ev tanıtımı yapacağız. İki katlı bir ev. Dilerseniz bunu triplex haline getirebilirsiniz. Evimiz hemen arkadaki bu yani kapı olarak kötü görünümlü bir kapısı var ama bunu değiştirerek siz çok daha güzel bir hale, otomatik demir sürgülü kapı haline bile dönüştürebilirsiniz. Efendim görmüş olduğunuz burası kadastro yolu ve kadastro yoluna hemen sıfır. Buradan hemen giriş yapalım kapısına ve sizlere toplamda 1080 metrekare bir arsanın üzerine kurulmuş alt katı 80, üst katı 80, toplamda 160 metrekare. Dilerseniz bunu 240 metreye sizler çevirebilirsiniz. Nasıl çevirebilirsiniz? Üst katını evet güzel bir şekilde teras, cam mekanlı, burada bir de göl var. Göl manzaralı hale, güzel siyah camlar, katlanır camlar var bilirsiniz. Evet, hayal gücü geniş olan insanlar çok güzel hayaller kurarak, çok güzel tasarımlar yaparak muhteşem hale getirebilirler. Tabii ki birazcık tadilat gereken bölümleri var evin ve hemen sizlere evin içini tanıtmaya başlayalım. Bu arada yaklaşık 30 tane ağaç olduğu söyleniyor. Birçok meyveden oluşan elma, limon, portakal, mandalina, birçok meyve ağacı var. Ve hemen evimize giriş yapıyoruz. Bizi tabanı laminat parke ile kaplamış bir koridor karşılıyor. Efendim hemen sağ tarafa girdiğimizde burada yaklaşık 15-16 metrekareden oluşan bir adet odamız var ve ilerliyoruz. Bu arada sevgili takipçilerimiz bir adet tuvalet sağ tarafı da oldukça büyük tutulmuş, büyük bir oranda bayağı büyük bir banyosu var. Neredeyse bir oda büyüklüğünde efendim banyosu. İlk başta söylediğim gibi yani bir takım tadilatlar gerekiyor. Arka tarafta da bir odamız var efendim. Güneş görüyor, tamamı aydınlık, hiç karanlık odası yok. Ve burayı böyle bir merdiven üst tarafa çıkan merdivenimiz var. Merdivenin alt tarafını aslında burasını mutfak olarak değerlendirebilirsiniz. İleride burayı dilerseniz buraya bir mutfak, öbür taraftan daha büyük bir pencere açarak mutfak haline getirebilirsiniz. Böylelikle alt katı tamamlamış oluyoruz ve üst kata çıkıyoruz. Alt katta iki oda, bir tuvalet, bir banyomuz var. Dilerseniz mutfağa çevirebileceğiniz bir alanımız da var. Efendim mini bir koridordan sonra, merdivenlerden çıktıktan sonra açık, geniş bir balkonumuz. Karşılıyor, buraya güzel bir masa kurabilirsiniz. Cam mekanla burayı kapatabilirsiniz. Arkası doğa, yeşillik ve meyve ağaçları var arkada. Ve ilerliyoruz efendim yukarıya doğru. Burada da oldukça büyük bir adet mutfağımız var efendim. Mutfaktan sonra yine bizi büyük bir oda karşılıyor. Evet, üst katın diğer bir balkonu. Dilerseniz burayı da bir odaya dönüştürebilirsiniz sevgili takipçiler. Toplamda bütün bu alan evin iç oranı 3 artı 1 oda şeklinde. Burayı da dahil ederseniz 3 artı 1 olur. Bir mutfak. Bir mutfak dediğimiz koca bir salon kadar bir mutfağımız var. Arkada gördüğünüz ne kadar büyük bir banyomuz. Yani 3 banyo büyüklüğünde bir banyomuz vardı. Ve terasa çıkıyoruz. Evet Emre Bey. Terası yani bu hale getirilmiş, ileride böyle bir çatıyı kapatalım, burada da bir oda şeklinde değerlendirelim düşüncesi hakim sanırım. Buraya su deposu koymuşlar. Ama buraya tamamen yeniden tabanını kaplamanız gerekiyor. Yani bayağı bir tadilat gerekiyor. Ama buraya böyle akordeon katlanır camlardan yaparsanız, şimdi size en güzel yanını anlatacağım bu evi. Şu karşıdaki yemyeşil manzarayı görüyorsunuz. Bu tarafı gösterelim Emre Bey. Daha sonra sola döndüğümüzde evet koca bir göl var. Yani koca göl dediğimiz
Kocaman bir gölümüz var ve manzarası tam bu göle manzara. Deniz değil ama yine de bir göl manzarası var en azından. Buranın katlanır camları olduğunu, güzel dizayn edildiğini düşündüğünüzde çok keyifli bir yer olur. Ve efendim şimdi de aşağı doğru iniyoruz. Bahçeyi de sizlere tanıtacağız sevgili takipçilerimiz. Hem detaylı bilgi almak istiyorsanız ekrandan geçen telefon numaralarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Detayların hepsini sorabilirsiniz efendim. Fiyat iş açıklamada olacak. Aşağı bahçede görüşmek üzere. Evet sevgili takipçilerimiz, çekimlerimize devam ediyoruz. Sizlere bu sefer de iç bahçe bölümlerini tanıtmaya çalışacağız. Sağ tarafta limon, portakal, ıhlamur, kayısı, şeftali, incir, zeytin ağacı ve birçok çeşitli meyvelerden oluşan bir bahçemiz var. Efendim bu evin alt kanalizasyonu var. Elektrik, su var. Aynı zamanda bahçeye damlama sulama sistemi çekmiş sahibi. Tabii ki evimizin biraz tadilata ihtiyacı olduğunu sizler de gördünüz. Yani doğru olanı aktarıp doğru şekilde sizlere ulaştırmamız gerekiyor. Sıra da söylüyoruz sevgili takipçilerimiz. Detaylı bilgi almak için ekranda geçen telefon numaralarımızdan bizlere ulaşın diye. Tabii ki ulaşın. Bizler de sizlere aktardığımız bilgiler dışında herhangi bir şeyle karşılaşmayacaksınız. Net bir şekilde her şeyini bizler sizlere anlatmak zorundayız. Her şeyi bizler sizlere doğru bir şekilde anlatırız. Sizler de eğer ki kafanıza, mantığınıza uyan bir durumda evet bu da benim işte hayalimdeki ev diye düşünürseniz bu karar sizin tabii ki. Sizler bizleri arayarak ekranda geçen telefonlarla bizlere ulaşabilir. Bizler de sizleri evet bu evi canlı canlı getirip gezdirebiliriz. Ve sizler planlarınızı ben burayı şöyle yaparım, burayı böyle yaparım planlaması yaparak evet size uyarsa belki de sizin hayalinizdeki ev diyebiliriz. Efendim arsamız görmüş olduğunuz sol taraftaki direklerin evet kapalı olan sınırları görüyoruz. En sonda evet biraz daha ilerlersek ağaç son ağaca kadar ilerliyoruz. Mavi brandalar var. Orada sınır bitiyor. Sağ tarafa doğru ilerliyoruz bu evin sınırından ve buraya kadar gelmiş olduk. Burada sonlandıracağız şekillerimizi. Efendim toplamda 1080 metrekare alandan oluşuyor. Arsamız 80-80 160 metrekareden oluşan bir adet evimiz var. Ve dilerseniz üst tarafı da 80-50 veya 60 şeklinde tasarlayarak sizler kapatabilir. Ona göre güzel bir çatı mutlaka yapmanız gerekiyor. Açık veya kapalı 2,5 şeklinde, triplex şeklinde değerlendirebilir. Muhteşem hale getirebilirsiniz. Tabii ki masraf var sevgili takipçilerimiz. Bu da keyfe keder bir masraf tarzı. Kişi 100 lira harcayabilir. Kişi 20 bin lira harcayabilir. Kişi 300 bin lira da harcayabilir bu eve. Ama çok güzel saray gibi bir ev yapabilirsiniz sevgili takipçilerimiz. Bu da sizin kararınız. Kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Beğenileriniz için şimdiden teşekkür ediyor. Hepinize her neredeyseniz saygı ve sevgilerimizi Destan Emlak ailesi olarak gönderiyoruz efendim. İyi günler dilerim. Allah'a emanet olun.